sana düşüneceğimi söylemiştim. Lütfen bana biraz daha zaman tanı. Biraz daha. Buldum. Ekber Bey, konuşabildiniz mi? Bu gecenin konuşmak için uygun bir zaman olduğunu düşünmüyorum çocuklar. Madem öyle istiyorsun, beklerim. Sonu iyi olacaksa beklerim. Seven biri olarak böyle belirsizce beklemenin ne kadar zor olduğunu anlamalısın. Vallahi. Ya niye gitti böyle aniden hiç anlamadım. Yani konuşacaktık Güzide Hanım'la. Hani hep beraber vakfı anlatacaktık. Evet. Allah Allah. Ece. Ya bir şeye mi kızdı acaba? Bilmiyorum ama olabilir. Ne yapıyoruz şimdi? Yapacak hiçbir şey yok. Ya uygun zaman değil dedi. Bence biz karışmayalım arkadaşlar. Ekber Bey'in bir bildiği vardır. Ha, yine de ben birdenbire böyle fikir değiştirmesini hiç anlamadım yani. Emineciğim, Ece haklı. Fazla kurcalamayalım. Ya yarın arar herhalde Ekber Bey. Zaten anlarız ne olduğunu. Haklısınız. Hadi hanımlar. Siz yatın artık. Geç oldu. Tamam. Emineciğim, hadi sen de yat artık. Yoruldum bugün. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Hadi iyi geceler canım. Güzide, ben ne yapacağımızı buldum. Öyle mi? Evet. Hafta sonu seninle ikimiz bir yere gidelim. Sadece sen ve ben ikimiz. Konuşalım. Kafana takılan ne varsa her şeyi konuşalım. Ben sana kendimi, duygularımı daha iyi anlatmak istiyorum. Ne dersin? Olsun. İyi misin Sadri? İyiyim. Devam Bilge, devam. Kadife yastığım yok, odana bastım yok, kitaba el haydi, bastım. Hep babamız beraber, sen de haydi. Senden başka dostum yok. Yok.
Ne diyorsun Güzide? Çok uzağa değil. Bak, Şili'ye gideriz. Sadece 2 gün. Ne olur kabul et. Tamam. Ne olur bana hayır deme. Ha? Ben hayır demedim. Evet, doğru ya. Hayır demedin. Tamam dedim. Tamam dedin. Bak, Güzide göreceksin. Kafandaki bütün soru işaretlerini yok edeceğim. Bilge'nin sesi değil mi bu? Ah be ciğerimin köşesi be. Öbürü de Cevdet'in sesi. Ha, Bilge şarkı söylüyor. Duyuyor musun sen de? Bak 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 bak. Ha, yok yok, Üsküve yolla, Üsküve. Görüyor musun? Gel, gel. Hadi gel. İstanbul'a yolla, yolla. Yolla yar, yolla. Güzide Hanım, bizde seslere... Üskü. Bizde efendim, bizde. Üsküve'de yolla, yar, yolla. Bravo, bravo. Ayol, ne oluyor burada Allah aşkınıza? Bilge, bu ne hal? Cevdet. Pek iyi değiller Güzide Hanım. Görüyorum. Bu ne hal arkadaş? Ne halimiz halimde arkadaş? Bilgeciğim, hoş geldin. Hoş bulduk arkadaş. Ne olmuş bunlara böyle? Biraz fazla kaçırmışlar galiba. Galiba. Baksana sen, koca kadın, ne yapıyorsun böyle? Cevdet beni kandırdı. Biraz eş tapis içtik. Bravo, bravo. Bak ne kadar güzel Süley. Eş tapis, bravo. Ah Bilge, ah. Ah Cevdet, ah. Aman, aman. Çocuklar gelin yardım edin. Hadi Cevdet, çıkar hadi. Başkan geç. Hadi geç. Ya dur. Dur, başlayalım. Hadi yolla, Üsküve yolla. Odaya yolla, oda. Hadi Bilgeciğim, hadi odaya yolla. Hadi. Sadri. Hadi söyle artık, niye astın suratını? Bu herifin ne işi var gecenin bir vakti? Halil mi? Duydun, telefonu mu getirmiş? Biraz tuhaf değil mi evine kadar gelmesi? O kadar saat beklemesi, ha? Sonra beni görünce suratını asması. Ne surat asması ya? Ne yani, asmadı mı? Ne demek istiyorsun Sadri sen? Hayır, ne demek istiyorsun? Sizin bu Halil'le aranızda bir şey mi var? Sadri, saçmalıyorsun. Neyse. Ben kalkayım artık. Sadri. Kahve için sağ ol. Sadri çok ayıp ama bu yaptı. Elleri kelepçeli. Sadri! Boynumda. Sadri! Ya sen ne yapıyorsun? Ben senin olmadığın yerde ölürüm, ölürüm, ölürüm. Alıç şunu yani. Hadi biz de yukarı çıkıp yatalım. Gel bakalım. Hasta mı olmuş? Hasta olmuş. Ama sabaha bir şey kalmaz. Benim uykum yok ki. Benim uykum yok, uykum yok, uykum yok. Ben sana ninni söyleyeyim mi? Yatağa dönmüşsün. Bilge abla, hadi, hadi. Ay, hiç olur mu şimdi Bilge abla? Kanka geçer mi? Güzide. Ha, ya bu Cevdet var ya. Söyle canım. Çok hoş adammış. Öyle miymiş? Hiç göründüğü gibi değilmiş. Tamam, sen şimdi yarın sabah anlatırsın. Cevdet'e hayırlısıyla şimdi bir yat. Şimdi yatıyorsun. Bırak, bırak. Canım,
Ya senin o deli topuza ne oldu? Yatırın şunu ya. Yatırıyoruz, yatırıyoruz. Tamam. Dolmuş tamam, topuzu yok. Ya şöyle yastığa doğru. Bir gel hadi. Otur, otur. Çok güzel kadın arkadaş. Öyle. Tam iç şunu. O ne? İç iyi gelecek. İstemem. Çok güzel kadın arkadaş. Sesi de çok güzel. Bülbül gibi. Öyle değil mi? Evet öyle. Ya olsun. Otur dedim ama. Otur dinlenmen lazım. Kafam karıştı arkadaş. Galiba aşık oluyorum ben. Evet. Ben ya. Sadri ile kavga ettik dün gece. Aa, neden ki? Ekber abiler de yanınızdan ayrıldık ya eve gitmek için. Evet. Kapının önüne geldik, Halil kapıda. Halil kim? Ben sana söylemedim mi? Halil benim emniyetten arkadaşım. Yeni başladı işte, beraber çalışıyoruz. Aa, evet anladım. Peki sonra? Telefonumu unutmuşum. Çocuğun da o taraflarda bir işi varmış, getirmiş. Ha ne var bunda? Değil mi? Ama sadece fena taktı kafayı. Yok aranızda bir şey mi var falan dedi. Bağırıştık öyle. Çekip gitti. Sedacığım seni kıskanmış. Kıskandı, evet. Evet, hem de fena kıskanmış. Peki, aranızda bir şey var mı? Yok Ece, öyle bir şey de olamaz da zaten. O zaman sana bir haksızlık etmiş. Evet, haksızlık etti değil mi? Arayıp bir özür bile dilemedi. Evet. Manasız bir kıskançlık işte. Böyle işte. Kusura bakma, seni de sabahın köründe buralara kadar getirdim. Ama biriyle konuşmam lazımdı, canım çok sıkıldı. Aşk olsun Sedacığım, tabii ki. Ayrıca çok yakışmış. Evet, güzel. Ben çok beğendim. Sağ ol. Güzel olmuş. Sedacığım, önemli olan ne biliyor musun? Bence senin artık bir karar vermen lazım. Yani siz Sadri ile beraber misiniz, değil misiniz? Haklısın. Evet. Gel şöyle. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim sana. Söyle. Sence Halil neden sabaha beklemedi de akşam getirdi telefonu senin kapına? Bence bunu bir düşün derim. Pardon canım. Alo. Alo anneciğim. Oğlum. Erencim. Nasılsın? Gel beni al. Ne var oğlum, bir şey mi var? Anneciğim söylesene, bir şey mi oldu? Baban nerede? Uyuyor mu? Evet uyuyor. Sen gel beni al. Tamam Erencim. Tamam geleceğim canım. Sen hiç merak etme. Oradayım ben hemen. Tamam. Ne olmuş? Bilmiyorum. Eren çağırıyor. Sordum sordum, gel anneciğim dedi. Yadırgamıştır belki babasıyla kalmayı sen yokken. Ya da annesini özlemiştir. Belki de. Neyse çok merak ettim. Ben bir gideyim. Oğlanı alayım. Tamam. Benim de işe gitmem lazım zaten. Tamam. Ah Bilge, ah ah. Bilge.
Bilge Hanım nasıl oldu Güzide Hanım? Hayatım bir şey oldu yok. Başı ağrıyormuş, midesi bulanıyormuş. Ah, günaydın. Günaydın canım. Ağrı kesici var mı Cevdet Fena? Canım ilk göze bir bak. Orada olması lazım. Gözün içine bak. Orada. Nane limon yapın Güzide abla. Sağ ol canım. Sağ ol. İnşallah iyi gelir tabii. Nane limon kime? Bilge'ye mi? Elbette Bilge'ye. İnşallah şifa olur. Cevdet Bey de yapayım mı nane limon? Çok iyi olur. Tamam hemen. Buyurun Yavuz Bey. Hadi. Hoş bulduk İkber abi. Gel içeri anlat bakalım şu önemli mesele neymiş. Mis gibi nane limon. Hadi iç de miden toparlansın. Ay çok fenayım göz işi. Of. Bilge. Bilge ne oldu dün akşam Cevdet Bey'le? Konuşmak istemiyorum güzel. Bak sen. İç o zaman. Konuşana kadar. Seda ile kavga ettik abi. Aslına bakarsan biraz pişman oldum. Çok mu gereksiz davrandım diye. Al kardeşim. Sağ ol Cihan. Afiyet olsun. Sen şu işi baştan bir anlat bakayım. Tamam abi. Seviyorum arkadaş. Başım ağrıyor. Midem de kötü. Aşktan olabilir mi arkadaş? Tabii aşktandır. İçtiklerinden değil. Gel gel. İç bakalım şundan biraz. Hadi. Nedir bu tuhaf sıvı be? Mideye vuran aşk ağrısına çok iyi gelir. Ben zaten taksideyim, geliyorum, yoldayım yani. Yolda mısın? Evet, yoldayım. Bir sakıncası mı var? Hayır, ne sakıncası olabilir ki Ece? Madem öyle istiyorsun, peki tamam. Hoşça kal. İşte böyle abi. Sonra çektim gittim. Anlıyorum Sedri. Ne diyorsun abi? Biraz abartmış mıyım? Evet, abartmışsın. Eşeklik etmişim değil mi? Yok, öyle demeyelim de... sana yakıştıramadım bunu. Kızı da boşu boşuna üzdüm. Tabii, üzülmüştür kesin. Hay Allah'ım ya. Ekber abi... insan böyle çok sevince işte abuk subuk kıskanıyor. Doğru Sadri. Kıskanabilir insan. Doğaldır. Hele insan severse daha da çok kıskanır. O da doğru. Ama sevdiğimiz insanı kıskandığımız zaman bunu
kalbini kırmamalıyız. Bu bize yakışmaz. Ne kadar güzel konuştun abi. Haklısın abi. Hem de çok haklısın. Şimdi öncelikle gidip Seda'dan özür dileyeceksin. Onun gönlünü alacaksın. Nihal, uyan hadi. Çabuk gitmen lazım Nihal. Tam 5 dakika sonra. 5 dakika sonrası falan yok Nihal. Hadi kalkman lazım. Nihal, hadi kalkman lazım. Çabuk. Ya tam 5 dakika sonra kendim kalkarım ben. Çok acele gitmen lazım. Bağırma kulağımın dibinde ya. Kafamda çınlıyor sesim. Bağırması falan yok. Hadi. Hadi çabuk. Günaydın komiserim. Seda, ya dün gece için özür dilerim. Kusura bakma, düşünemedim. Neyi düşünemedin ki? Erkek arkadaşın olduğunu. Ya o saatte gelmemem lazımdı. Kusura bakma. Tamam, bekle, geliyorum. Ekip 66. Hazırlanın. 55 çıktı. Unutma Sadri, özür dileyeceksin. Merak etme abi, sağ ol. Sen sağ ol oğlum. Abi, ben tabii kendi derdimden sana sormayı unuttum ya. Ne yaptınız? Dün akşam söyleyebildiniz mi Güzide ablaya? Yok, söyleyemedik Sadri. Ben bir ara söyleyeceğim. Niçin vazgeçtiniz peki? Öyle gerekti Sadriciğim. Sonra konuşuruz bunları. Peki, tamam. Tekrar teşekkür ederim. Sağ ol. Hoşça kal. Ben hemen geliyorum. Bekler misiniz bir dakika? Tamam efendim. Anlatamam derdimi. Hadi diyorum, hadi çabuk, oyalanma, hadi. Söyleyemem kimseye. Yaşlandım belki de. Kızıyorum her şeye. Yoruldum taşımaktan sırtımdaki yükleri. Silemiyorum artık yüzümdeki hadi izleri. Bu izler yaşadıklarımın bedeli. Bu bedel bu kadar mı zor ödenmeli? Çok zedelendi ruhum. Belki de kırılmaktan korktum. Geç kaldım, lime lime oldu hayatım. Bu defteri kapattım, son kararım. Geç kaldım, çok yara aldı hislerim. Yorgunum artık, pas tuttu kalbim. Geç kaldım, hep düşe kalka yaşadım. Bu defteri kapattım, son kararım. Anlatamam derdimi. Söyleyemem kimseye. Yaşlandım belki de. Ecep. Elini getirir misin lütfen? Ecep, ben... Dinlemek istemiyorum artık. Her şeye. Burada bekliyorum. Elini hemen getir. Yoruldum taşımaktan sırtımdaki yükleri. Silemiyorum artık yüzümdeki iz.
izleri, bu izler yaşadıklarımın bedeli. Ceset Adli Tıp Morgu'nda incelemede çocuklar. Maktulün kimliği henüz belirlenemedi. Hepsi bu kadar. Gidin bir araştırın bakalım. Bir şeyler bulabilecek misiniz? Anlaşıldı amirim. Hadi kolay gelsin. Ne yapıyoruz? Seda, iyi misin gerçekten? İyiyim. İyiyim ben. O zaman önce adli tıpa gidelim ha? Tabii. Hadi. Geliyor, birazdan gelecek. Ece öyle bakma, açıklayabilirim. Nasıl yaptın bunu? Eren bu evdeyken nasıl o kadını içeri alırsın? Anlatmama izin ver. Bu kadar mı aşıksın ona? Bu kadar mı aşıksın? Yani bir gece bile onsuz yapamayacak kadar mı aşıksın? Ya Ece anlatmama izin ver. Aşık falan değilim, nefret ediyorum ondan. Sarhoştu, eve geldi ve gönderemedim. Yeter artık, kes. Kes, ben bunların hiçbirini dinlemek istemiyorum artık. Gel oğlum. Ece, Ece yanlış anlıyorsun. Yanlış anlıyorum öyle mi? Hep ben yanlış anlıyorum değil mi? Hep ben yanlış anlıyorum. Uyudu. Bilge de uyudu. Aman uyusunlar. Yavuz, sana bir şey soracağım. Sor. Cevdet Bilge'yi üzer mi? Merak etme, üzmez. Gerçekten. Üzmez. Ha, hafta sonu için yer ayırtıyorum. İtiraz istemem. Tamam dedim. Hadi. Tamam değil mi Güzide? Tamam. Arabanız hazır efendim. Geliyorum. Artık hastalar sana emanet. Merak etme, nasıl olsa çocuklar da burada, ben bakarım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Canım. Sizin dün Ekber abinin otele geldiğinden haberiniz var mı? Ekber dün otele mi geldi? Biz çarşıdayken mi? Yok, dün gece. Gece, dün gece. Ya Bilge ablalar gelmeden az evvel biz hep beraber gelmiştik aslında. Ben o zaman o sırada yukarıda Yavuz'la konuşuyordum. Ya, Ekber abi size çok önemli bir şey söyleyecekti. Ama birdenbire vazgeçti, gitti. Aranızda bir şey var mı? Yok Ece. Öyle bir şey de olamaz da zaten. Sence Halil neden sabahı beklemedi de akşam getirdi telefonu senin kapına? Bence bunu bir düşün derim. Ya bak,
iyi olduğundan gerçekten emin misin? İyiyim dedim ya. Tamam kızım ha. Ama gerçekten kendimi suçlu hissediyorum. Yani benim yüzümden sevgilinle bir problem olduysa... Birincisi senin yüzünden bir şey olamaz. Çünkü bir şey olması için sebep yok. Öyle değil mi? Yok aslında, evet. Güzel. İyi. Ayrıca sadece benim sevgilim değil. Yani birbirimizden hoşlanıyoruz. Daha doğrusu ben ondan hoşlanıyorum. Yani tabii doğal olarak o da benden hoşlanıyor. Yani kısacası işte bir süredir birbirimize... Ben niye anlatıyorum ki şimdi bunları? Ha ne saçma. Ekber abi, belgelerin hepsini hazırlamışım abi. Sen ne zaman istersen çıkabiliriz. Çıkalım o zaman. Ekber abi, kızmazsan ben bir soru soracaktım da. Niye kızayım ki Cihan, sor. Sorsana Cihan. Şey, Güzide Hanım'dan da belge alacak mıyız? İşte kapı çaldı, ben kapıyı açayım. Hoş geldiniz. Buyurun. Ekber abi, Güzide Hanım geldi ha. Hoş buldum. Çatlak var. Kaburgalarından ikisi kırılmış. Yani kavga sırasında bıçaklanmış öyle mi? Muhtemelen. Açın lütfen. Burası da çok güzel oldu. Evet. Sayende, sağ ol. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun Ekber abi. Abi ben de şey yapayım diyorum. Yavaş yavaş gideyim. Konuştuğumuz şey vardı ya. Tamam. Onunla ilgili olarak. Tamam Cihan, tamam. Bana ulaşırsın zaten. Görüşmek üzere Güzide Hanım. İyi görüşürüz. Güzel. Ekber. Efendim? Sen iyi misin? İyiyim. Ekber. Sen dün otele geldin mi? Evet geldim. Ha çünkü Emine söyledi. Ekber abi size bir şey söyleyecekti dedi. Ama sonra ayrılmışsın otelden. Evet Yavuz'la bir şey konuşuyordunuz. Ne konuştuğunuzu duymadım. Belki önemli bir şeydir diye rahatsız etmek istemedim. Estağfurullah canım, çok naziksin de. Ama yani keşke o kadar gelmişken geri dönmeseydin, kalsaydın hani. Olacak şey mi Allah aşkına? Çünkü Emine'ye sordum ne söyleyecekti bana diye. Emine de hiçbir şey söylemedi. Ekber abiden duysanız daha iyi olur dedi. Ne söyleyecektin bana Ekber?
Bir vakıf kurmak istiyorum Güzide. Vakıf mı? Evet. Fakir ama yetenekli gençlere eğitim olanakları sağlayan, bunlara burs veren, kızımızın hatırasını yaşatacak bir vakıf. Bahar Çocukları Vakfı. Bana hafta sonu için Şile civarında bir otelde yer ayırtmanızı istiyorum. Yalnız iyi araştırın, güzel bir otel olsun. Bakın çok önemli, iki ayrı oda istiyorum, tamam mı? Peki, tamam. Alo, Asım komiserim. Komiserim, adli tıp morgundaki cesedi tespit ettik. Evet amirim. Uzman arkadaşımız bilgileri emniyete faksılıyor. Tamam komiserim. Anlaşıldı. Teşekkürler. Nereden tanıyorsun adamı? Bu adam yüzünden açığa alınmıştım. Bir keresinde karısını dövüyordu. Kendimi tutamadım. İleri gitmişim biraz. Sonra? Sonrasını biliyorsun. Asım komiserim anlatmış. Öncesini bilmiyorsun. Belki bir gün anlatırsın ha. Belki. Belki. Sorup soruşturup tek tek buluruz burs vereceğimiz çocukları ha. Kim bilir ne kadar çok çocuğun ihtiyacı vardır. Herkes destek olur, düşünebiliyor musun? Sen, ben, Bilge. Ha Bilge, duyduğu zaman sevincinden uçacak, sonra bizim çocuklar. Hepimiz öz çocuklarımızmış gibi davranırız onlara. Ne güzel. Ekber, senin neyin var? Bir şey mi? Ama neşesiz gibisin. Dün gece hiç uyuyamadım. Onun yorgunluğu herhalde. Bu vakıf için bize bir bina gerekiyor Güzide. Gerekirse boş bir binayı da alıp içinde tadilat yapabiliriz. Onun için... Ben buldum. Sen hiç yorulma. Buldun mu? Neresi? Nevbahar Hatun konağı. Nevbahar Hatun mu? Ya işte bizim konağın bir odasını vakfın işlerine ayarlarız. Ha? Oradan yürütürsün işleri. Nasıl olur ki? Bal gibi olur işte. Bahar da öyle isterdi, inan. Merhabalar. Ece Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kusura bakmayın, biliyorum randevusuz geldim ben bugün ama... ...eğer Serdar Bey müsaitse benim konuşacağım bir şey vardı. Rica ederim. Lütfen buyurun oturun. Çok teşekkür ederim. Ben hemen geliyorum. Tamamdır. Anne, burası neresi? Bir arkadaşımızın iş yeri oğlum. Neye geldik? İşimiz var da ondan geldik. Ama merak etme. Fazla kalmayacağız. Erencim, ben içerideyken sen buradaki ablayla uslu uslu oturacaksın, tamam mı? Yaramazlık yapmak yok. Tamam. Aferin benim güzel oğlum. Tamam. Buyurun Ece Hanım, Serdar Bey sizi bekliyor. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eren sizin yakalabilir değil mi? Tabii ki. Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Buyurun. Kahve mi, çay mı? Ben bir sade kahve alırım. Güzide, sen gerekli belgeleri hazırlamayı unutma. Hazırlarım. Ben de bölge müdürlüğüne gidip
Bu işi ne kadar sürede halledeceğimizi öğreneyim. Şey de sorar mısın? Nevbara Hatun vakıfı adresi olarak gösterebiliyor muyuz? Onu da soralım mı? Tamam, soracağım, merak etme. Tamam. Hadi o zaman otelde görüşürüz. Tamam. Tebligatı yaptık. Sanırım bugün yarın Altan Bey'in eline geçer. Mahkemeye de başvurduk. Buyurun. Yani dava tarihinin belirlenmesini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Çok uzamaz değil mi? Yok. Karşı taraf sorun çıkarmadığı sürece fazla uzayacağını düşünmüyorum. Hı, anlıyorum. Ece Hanım, bu konuda asıl belirleyici olan Altan Bey'den Eren'in velayeti dışında ne isteyeceğimiz? Yani nafaka miktarı, Eren'in masrafları ya da ortak aldığınız mülkler vesaire. Benim oğlumun velayeti dışında hiçbir talebim olmayacak. Emin misiniz? Çok eminim. Oğlumun velayeti dışında hiçbir şey istemiyorum. Peki. Şurası. İşin en zor kısmı da bu. Hanımefendi, aslında biz... Ya çok üzgünüm ama eşiniz... Ne olmuş eşime? Başınız sağ olsun. Ne? Çok üzgünüz. Ayşe Yaman'ın odası 3 numara. Onu ben yarım saat önce temizledim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aldım haberleri. Ekber söyledi. Sahi mi? Ne kadar güzel düşünmüş değil mi Ekber abi? Ya ayrıca sizin de destek olacağınızı söyledi. Şimdiden size çok çok teşekkür ediyorum çocuklar. Tabii destek olacağız Güzide Hanım. Her şey çok güzel olacak ha? Asıl biz çok sevindik sizi böyle gördüğümüze. Ben gidip Bilge'ye haber vereyim. Biraz da o heyecanlansın. Ne oluyor Güzide, yüzünde güller açıyor? Ekber ne yapmış biliyor musun? Hı. Bahar adına bir vakıf kurmak için başvuruda bulunmuş. Aa! Ne kadar güzel değil mi? Adı da Bahar Çocukları. Çok güzel Güzide. Ekber arıyor. Yavuzmuş. Efendim Yavuz? Güzide, yer ayırttım. Tamam. Ben fikrimi değiştirmedim, geliyorum. Tamam, görüşürüz. Ne oluyor Güzide, bir yere mi gidiyorsunuz? Bunu kimin yapmış olabileceği hakkında bir fikriniz var mı? Bilmiyorum. Herhangi birine borcu falan var mıydı? Ben bilmiyorum. Kavgalı olduğu biri ya da birileri. Ben bir şey bilmiyorum. Tamam ablacığım, tamam. Ne düşünüyorsun Güzide? Yavuz çok ciddi görünüyor. Evet. Bilmiyorum ki. Sence ne yapmalıyım Bilge? Ne demek ne yapmalıyım Güzide? Konuştuk ya bunları. Tabii ki gitmelisin. Vakfın merkezi için kullanmak istediğiniz yer size mi ait Ekber Bey? Eşime ait. Daha doğrusu eski eşime ait ama biz vakfı eski eşimle birlikte kurmaya karar verdik. O zaman problem yok. Peki biz gerekli belgeleri hazırladıktan ne kadar zaman sonra kuruluşu gerçekleştirebiliriz? Vakfın tescili için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunmamız lazım. O zaman bu işin resmiyete kavuşması birkaç aydan önce gerçekleşmez. Evet. Ne yapalım? Bekleyeceğiz. Bana bak, senin bakışın bir tuhaf. Aman neresi tuhaf canım? Eğer vazgeçersen çok ayıp olur Yavuz'a, ona göre. Ya bilmiyorum şimdi bu
vakıf işleri falan çıktı ya, benim kafam bir parça karıştı. Yahu sadece iki gün. Vakıf öyle ha deyince kurulmaz ki. Kurulmaz mı? Kurulmaz. Eğer vazgeçersen çok ayıp olur Yavuz'a, ona göre. Ben doğru mu yapıyorum bilemiyorum ki. Bu adam seni seviyor. Bu adam gayet ciddi. Kusura bakma ama ciddi olmayan sensin. Ne bu çocuk gibi bir öyle bir böyle. Söz verdim. Ben bir söz verdim. Ha şöyle. Teşekkürler. Buyurun. Üç numaralı oda. Teşekkür ederim. İyi dinlenmeler. Bu arada akşam yemeğiniz saat kaçta? 8'de. Teşekkürler. Selam, biz geldik. Ah, hoş geldiniz. Kuzucuğum. Ama biz seni çok özledik. Öpücük yok mu Emine ablaya? Ha? Oh. Of. Ne yaptınız Emineciğim? Ah, hemen söyleyeyim. Ekber abi Güzide Hanım'a vakıftan bahsetmiş. Güzel. Yavuz Bey işe gitti. Bilgi Hanım'la Cevdet Bey de bütün gün odalarında uyudular. Hadi gelin içeri. Hadi gidelim. Çok güzel eğlendik değil mi Bilge? Evet. Gene gidelim mi? Gidebiliriz bence. Ateşte bacanın sen. Efendim? Kendi kendime konuşuyorum işte. Sesinizin ne kadar güzel olduğunu söyledim mi ben dün gece? Teşekkür ederim. Gözlerinizde. Maşallah. Kendi kendime işte. Şimdi teşhis yapmamız lazım. Ya biliyorum çok zor ama bunu yapmak zorundayız. Yapabilecek misin abla? İyi. Gel ablacığım. Ben burada bekliyorum. Tamam. Gel. Ay ben bu bilgileri ne yapacağım acaba? Güzide Hanım. Ha canım. Akşam yemeğini hazırlayalım mı diye soracağım. Ha, evet evet, üstümü değiştireyim geliyorum. Tamam. Hadi. Bence karısı kesinlikle bir şeyler biliyor abi. Sence de öyle mi Sedat? Ben de öyle düşünüyorum amirim. Kadının yüzü mosmor. Adamın daha önceden de karısına şiddet uygulamasını biliyoruz zaten. Adam eve sarhoş geldi. Önce karısını dövdü, sonra sızdı. Adam uykudayken de... Çocuklar bir şey unutuyorsunuz. Ceset boş bir sokakta bulundu. Öyle bir kadın bu cesedi nasıl taşısın oraya? İşte benim de kafamı kurcalayan nokta orası. Bir suç ortağı olamaz mı? Tabii bambaşka bir sebep de olabilir. Cesedin sokakta bulunduğunu unutmamamız lazım. Seda haklı. Halil, adam sağlam ayakkabı değil. Herhangi başka bir sebepten öldürülmüş olabilir. Cenazeden birkaç gün sonra kadını sorgulamakta fayda var. Bu arada siz adam hakkında bilgi toplayın. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar ne olur biraz acele edelim. Güzide Hanım da gelir şimdi çocuklar da. Tamam Emine, telaşlandırma beni. Tamam her şey hazır. Özkan'cığım ekmekleri al sen. Aşağıda oraya koy. Hazır mıyız Özkan? İyi iyi, çok güzel. Hoş geldiniz. Buyurun, afiyet olsun. Hoş geldiniz. Merhaba. Bizim işimiz bitmek üzere. Sen istersen bir yere otur. Yok böyle oturmayayım da işine geçeyim. Ha, tamam. Kolay gelsin. Halledelim. Kolay gelsin.
Kadri. Merhaba. Merhaba. Özür dilerim. Gerçekten yanlış yaptım Seda. Özür dilerim. Affettin mi? Biraz yürüyelim mi? Olur. Sağ ol Emine kızım. Teşekkür ederim. Bugün sordum öğrendim. Heh. Eğer istersen vakfı birlikte kurabiliyoruz. Çok çok sevinirim buna. Her şeyi ince detayına kadar öğrendim. Vakfın adresi Nevbahar Hatun Konağı olabiliyor. Bunda hiçbir yasal sakınca yok. Güzel bir fikirmiş. Hiç sormayın, aslında biz Ekber'le gündüz konuşmuştuk bu konuyu ama sizinle paylaşmadık. Diyoruz ki buradaki konağın bir odasını biz bu vakıf işlerine ayıralım dedik. Çok iyi olur Güzide Hanım. Gerçekten çok güzel bir fikirmiş. Niye daha önce bizim aklımıza gelmedi ki? Affedersiniz. Efendim. Güzide, ben yoldayım. Şile'de tam deniz kenarında çok güzel bir otelde yer ayırdım. Söylemiştim ya. Dinliyorum. Ama belki orayı beğenmezsin diye Ava'da orman içinde bir otelde daha yer ayırdım. Gerçekten zahmet etmişsin. Yani hiç gerek yoktu böyle. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ama senin istediğin gibi olsun. Lütfen sen seç gözünü. Bir saniye Yavuz. Müsaadenizle. Gerçekten özür dilerim. Seni çok sevdiğim için öyle çok gereksiz ve aptalca bir kıskançlık yaptım. Seni seviyorum Seda. Çok özür dilerim sadece. Gerçekten. Ben düşüneceğimi söylemiştim. Ama yapamayacağım. Yani yapamıyorum. Olmuyor. Görüşürüz o halde. Hoşça kal. Güzide. Yavuz'la evlenecek misin?
Dün konuşmalarınızı farkında olmadan duydum. Onunla evlenecek misin Güzel?